Çocuklar Saadet Diş, kentsel dönüşüm Türkiye'nin belki de en büyük sorununu çözmeye başladı. Yaklaşık yıllar önce hayata geçmişti Türkiye'nin çarpık yapılarını ve eski binalarını tekrar hayata geçirmek için o binalar yıkılıyor ve hak sahiplerine yenileri teslim ediliyor. Tabii ki İstanbul'da özellikle kentsel dönüşümün Fikirtepe'deki sembolü haline gelmişti. İşte görmüş olduğunuz gibi arkamızdaki bu ev, ama zaten evin hemen hemen %80'i yıkıldı, ama bu evin şöyle bir önemi var. Yaklaşık 3 yıldır evin sahibi Alaaddin Demirel kentsel dönüşüm kapsamında firma sahipleriyle anlaşamamıştı. Ama etrafındaki binlerce ev sahibi anlaştı. Sadece o anlaşamamıştı. 3 yıl boyunca o ev sadece 30 bin metrekarelik bu inşaat alanının ortasında öylece duruyordu ki sıkı pazarlıklar yaptı. Anlaşmaya pek yanaşmadı, ama sonunda o da pes etti diyebiliriz. Ve nihayetinde görmüş olduğunuz gibi 14 Ağustos 2014, yani bugün Fikirtepelilerin diliyle söyleyelim, bugün bir bayram yaşanıyor diyorlar. Çünkü o ev de yıkılıyor ve yerine kentsel dönüşüm kapsamında yeni evler yapılacak ve hak sahipleri de o eve geçecekler. Saadet Diş peki ne kadar hak kazandı? Aslında inadı belki de cevap bulmadı ev sahibi Alaaddin Demirel'in. Çünkü diğer hak sahipleri gibi yarı yarıya hak kazandı. Yani buraya 10 katlı bir ev yapılacaksa 5 katını, 8 katlı ev yapılacaksa da 4 katını elde edecek Alaaddin Demirel. Ama nihayetinde ev görmüş olduğunuz gibi şu an ezan okunduğu için çalışmalara biraz ara verildi, ama bu evde yıkılacak ve burada önümüzdeki günlerde hummalı bir çalışma yapılacak ve Fikirtepe'nin buradaki kentsel dönüşüm projesi hayata geçirilecek. Burada 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 evler yapılacak ve yaklaşık 36-38 ay sonra da hak sahipleri evlerine geçecekler Saadet Diş. Evet, Erman Yapan'a teşekkür ediyoruz. Fikirtepe'den aktardı. Biz de